Kalp krizinden kalp yetersizliğine, inmeden beyin kanamalarına, böbrek yetersizliğinden kalıcı görme kaybına, bu ciddi sağlık problemlerinin yanı sıra ölüme bile yol açabilen hastalığın adı, ülkemizde her üç kişiden birinde görülen hipertansiyon. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 1,5 milyardan fazla kişi hipertansiyon hastası. Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi de yüksek kan basıncı ve yol hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Daha da kötüsü, eskiden ileri yaş grubunun hastalığı olan hipertansiyon, modern çağın getirdiği sorunlar nedeniyle artık 20'li yaşlarda hatta çocuklarda bile görülebiliyor. Peki hangi etkenler hipertansiyonun erken yaşlarda ortaya çıkmasına yol açıyor? Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Şükrü Aksoy hipertansiyon takvimini öne çeken etkenleri anlattı. Önemli önerilerde bulundu aşırı tuz tüketimi, uyku apnesi ve uykusuzluk, hatalı diyetler, sigara ve alkol kullanımı, obezite, aşırı kahve ve çay tüketimi, stres gibi faktörlerden uzak durması gerektiğini hatırlatan doçent doktor Aksoy, tansiyonu düşürmek için ideal kiloya ulaşarak düzenli egzersiz yapılmasını, egzersiz için mutlaka spor salonuna gitmenin gerekmediğini, günde 30 dakikalık yürüyüşün bile yeterli olabileceğini, sağlıklı beslenmeyi, yeşil sebze ağırlıklı ve düşük yağlı bir beslenme tarzı edinmeyi ve diyetle alınan potasyum miktarının artırılması gerektiğini Gıdalarla alınan tuzun 6 gramın hatta mümkünse 4 gramın altına indirilmesi gerektiği, sigara içiliyorsa mutlaka bırakılması gerektiğine belirtti.